Erkan Çali. Baba, 2 gündür suyumuz yok. Maalesef biz de tedbirsiz yakalandık su için. Suyu herhangi bir çeşme de yok buralarda mesela tedarik edebilsek. Bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Hava da sıcak. Yıkanmadan olmuyor. Bulaşıklar falan hepsi üst üste yığılmış kalmış. Peki neden su? Herhangi bir açıklama falan yapmadılar. Aşağı yukarı 24 saati geçti. Peki siz nasıl yapıyorsunuz abi evde? Vallahi taşıma suyla arabalarla gidiyoruz. Birer ikişer bidon getiriyoruz veya marketten bakkaldan satın alıyoruz suyu. Başka türlü yapamıyoruz yani. Peki bu mahallede genel olarak mı var su sıkıntısı yoksa sadece? Yok, genel olarak yok. Allah var, doğru konuşmak lazım. Evet. Genel olarak yok. Şurada 2 keredir bu üst üste kesiliyor, bu kadar. Herhangi daha önceden kesilmiş sular falan böyle üst üste kesilmiş değil. Peki şu anda bütün sokakta var mı yoksa? Hayır. Bazı binalarda mı sadece? Hayır hayır, burada hiç su yok. Şu an hiç bu Boluca bölgesinde bizim oturduğumuz mühitte hiçbirinde su yok. Peki hiç başvuru ya da aradınız mı? Ne diyorlar? Ne zaman verecekmiş su abi? Aradığımız zaman ulaşamıyoruz ki. Herhangi bir cevap yok bize karşı. Herhangi gelen giden? Yok yok yok. Ne bir bilgi ne bir mesaj, öyle bir şey yok. Ben ismim Mehmet Şakir. Burada ne probleminiz var herhalde, su gelmiyor? Burası bizim mahalle Mavigöl Mahallesi. Dünden beri sular gitmiş. Ben 2 kere iş seferi aradım. Saat 3'te dediler gelecek. Gelmedi. Saat yine aradım dedi. Saat 12'ye geldi gündüzleyin. Gelmedi. Vallahi çok mağduruz. Bizim sular, evde su yok. Hani mutfak ihtiyacı olsun, ne ihtiyacı olsun. Hiçbir yere gideremiyoruz. Yine onların yanına bile uğradım. Onlara söyledim. Dediler su gelecek. Gelecek, bir türlü su gelmiyor. Yani burası bir köy yeri değil, burası şehir değil. İnsanlar mağdur oluyor. Bunlar duyuyorduk, bir türlü bir sesimi duymuyorlar. İnşallah açar. Valla Bolca'da bir tane köprü yapılıyor. Köprü yüzünden boruyu patlatmışlar. İSKİ'nin mühendisi var, mimarı var. Göndersen oraya, baksın oraya. Yani burası bir köy yeri değil, sonuçta burası şehir değil mi? Yani burası kontrol etmesi lazım. Hani bir patlama oluyor, 2 gün su gelmiyor. Bu insan hep mağdur oluyor. Tek ben değilim. Bizim komşular hepsi mağdur oluyor. Ama bizim dükkan çalışıyor. Dükkanı su vermiyor. Dükkan çalışmıyor. Sonuçta burada işçiler çalışıyor. Bunların haklar var. Bunların şeyler var. Mecbur gidermesi lazım. Yani mağduruz. Peki su ihtiyacınızı nasıl gideriyorsunuz abi? 2 gündür nereden alıyorsunuz? Vallahi benim arabam yok. Gidiyorum aşağıda küçük bidonları getiriyorum. Camide olsa camide getiriyorum. Bizim komşuda olsa Allah razı, komşuda getiriyoruz. O da nereye kadar devam edecek bilmiyoruz. Yani öyle. Bir de o nokta var. Havalimanına çok yakın bir yerde oturuyoruz. Yani sonuçta burası İstanbul'dur, güzel bir yerdir. Yani havalimanı yakınız. Ama su yok. Hamit Sayılgan. Burada bir suyla alakalı bir problem. Evet ya, 30 senedir yaklaşık burada oturuyoruz aynı adreste. Yalnız şu 2-3 gündür sularımız kesilmiş, perişan durumdayız. Hem iş yerleri olarak buhar kazanlarımıza koyacak su bulamıyoruz. Evde duş alacak su bulamıyoruz. Çocukları okula gönderiyoruz. 3 gündür banyo bile yapmamışlar. Muhtarı arıyorum. Geliyor diyor, 1 saat sonra, 2 saat sonra, 12'de, 1'de hala su yok. Ama bir sebeke suyu 3 gün 4 gün sürer mi tamirat? Yani genel olarak halk çok mağdur. Peki siz su ihtiyacınızı nasıl gideriyorsunuz? Marketlerden mi alıyorsunuz? Tabii. Marketlere su veriyoruz. Damacana alıyoruz. Marketlerden alıyoruz. İçme suyunu zaten arıtma sistemiyle yapıyordu. Kesildiği için onu da marketlerden alıyoruz. Öbür ihtiyaçları da damacanayla alıyoruz. Peki, o da yetişmiyor. İSKİ'yi aramadım birebir ama mahalle muhtarını aradım. Dedim böyle sıkıntılarımız var. Bizimle ilgilenin. Halk perişan. Biz de perişanız. Dedi saat 12'de gelecek. Güya saat 12'de bugün gelecekti. Saatime bakıyorum şu an itibariyle. 13.30 hala su yok. Hala bir damla su akmıyor. Bırak suyu. Su sesi bile yok borulardan. Kaç saat oldu abi? Şimdi kaç saat diye 3 gün oluyor. Burada. 3 gündür suyumuz yok. Peki daha önce de yaşandı mı ya da oluyor mu sık sık böyle yoksa ilk defa yaşandı? İlk defa böyle geniş kapsamlı. Mesela daha önce gidiyordu 2 saat, 3 saat, yarım gün gidiyordu. Geliyordu ama şu anda bu sefer çok uzun süreli gitti. Başka mahallelere vermişler suyu ama bizim mahalleye vermemişler. Artık bir çözüm bekliyorsunuz. Yani kesin bir çözüm bekliyoruz. Damacana suyu almaktan mahvolduk. Bunu da artık bulamayacağız gibi bak.
Hiç suyumuz yok. Buranın içinde çekebilirsiniz. Elimi yıkayamıyorum. Yemekhane görevlisiyim ve su gelmiyor. Bulaşıklarımı yıkayamıyorum asla. Hiçbir şekilde su gelmiyor ve kaç gündür de böyleyiz. Yani idare de edemiyoruz, bu şekilde de olmuyor. Ellerimizi bile yıkayamıyoruz şu halimizde. Bakar mısınız lütfen? Kaç gün oldu? 3 gündür böyle devam ediyor. Şu şekilde zaten sularımız yok, görüyorsunuz. Hiçbir şekilde elimizi yıkayamıyoruz. 3 gündür de böyle devam ediyor.